Bu kaydı araba sürerken ya da dikkat gerektiren bir işte çalışırken dinlemeyin. En güvenli ve rahat bir şekilde dinlemek tam bir farkındalık getirecektir. En iyi etki için kulaklık ile dinleyebilirsiniz. Merhaba, şu anda Erdem Taşkın Su'yu dinliyorsunuz. Çekim yasası, meditasyonu ve uygulamalarına hoş geldiniz. Birazdan çekim yasasını zihinsel olarak uygulamaya geçirmek ve yaşama tezahürünü gerçekleştirebilmeniz için bilinçaltı zihninizde çekim yasası kanunlarını da özümseyebilmeniz için size yardımcı olacağım. Çekim yasası ile ilgili söyleyeceğim olumlama ve zihinsel uygulamaları daha iyi özümsemeniz için bedeninizi ve zihninizi gevşeterek başlıyoruz ve sonrasında zihinsel uygulamalara geçeceğiz. Tam bir farkındalık için kanalımızdaki çekim yasası ile ilgili anlattığımız videoları izlediğinizi varsayıyorum. Şimdi uzanabileceğin ya da rahatça oturabileceğin bir yere geçebilirsin. Ve en rahat olduğun halinle olabilirsin. Ve şimdi gözlerini kapatabilirsin. Ayak tabanlarını hissedebilirsin. Ve ayak tabanlarının yere değişini hissederken ayaklarının rahatladığını fark edebilirsin. Ve onlar gevşiyor. Ayaklarındaki sıcaklığı hissediyorsun. Ve ayaklarından ayak bileklerine bir gevşeklik dalgası sanki bir gökkuşağı gibi yükseliyor ve sen ayak bileklerini hissediyorsun. Bu enerji şimdi dizlerine kadar yükselirken sen dizlerinin farkına varıyorsun. Ve şimdi bacaklarını hissediyorsun. Bacaklarının oturduğun ya da uzandığın yere kendisini nasıl bıraktığını hissediyorsun. Ve sen bunu hissettikçe de daha rahatlıyorsun. Ayaklarından bacaklarına kadar olan hissi ve temas ettiği yer ile olan hissini hissediyorsun. Ve şimdi bu gökkuşağına benzer enerji beline doğru çıkıyor. Ve sen belini hissederken belinin sıcak mı, soğuk mu olduğunu fark ederken daha da fazla gevşiyorsun. Belindeki tüm kaslar kendini bırakıyor. Ve şimdi bu enerji karnında. Karnının farkına vardıkça karnın gevşiyor ve rahatlıyor. Şimdi sırtının temas ettiği yere odaklanırken sırtın rahatlıyor ve gevşiyor. Sırtını yasladığın yerde nasıl bir kıvrımda durduğunu hissediyorsun. Gökkuşağı enerjisi renkleriyle bu omurların arasından enerji geçiyor ve seni rahatlatırken omuzlarına doğru çıkıyor. Ve omuzlarını fark ederken bir anda geçmişten bu yana getirdiğin yükleri bir anda bırakıyorsun. Omuzların kendini bırakıyor ve rahatlıyor. Omuzlar gevşiyor. Ve bu rahatlatıcı enerji omuzlarından boynuna geçiyor. Ve sen boynuna odaklanıyorsun. Boynundaki kaslar gevşiyor. Ve bu rahatlatıcı enerji şimdi yüzünde. Yüzündeki her bir mimiğin içinde. Ve sen bu mimiklerin farkına varırken ağzının kenarındaki kasları hissediyorsun. Ve onları serbest bırakıyorsun. Kaşlarını ve alnını hissediyorsun. Ve tüm kasları serbest bırakıyorsun. Ve şimdi gözlerine odaklanıyorsun. Gözlerinin üzerindeki ince çizgilere ve kenarındaki küçük kaslara odaklanıyorsun. Gözlerin rahat ve gevşek. Şimdi gözlerin tüm bedenine çok tatlı bir gevşeklik dalgası gönderiyor sanki. Gözlerinden tüm bedenine çok tatlı bir gevşeklik yayılıyor. Bu gevşekliği bir okyanusun dalgası gibi düşünebilirsin. Ve tüm bedenine tezahür ediyor. Derin, rahat, huzur dolu nefesler alırken gevşemeye ve rahatlamaya hazırsın. Buraya kadar bedeninin harika bir gevşeklik oluşturduğunu anlamış olabilirsin. Bu yaptığımız çalışmalar ile ruhsal yönden çekim yasasını uygulamayı kolaylaştırabileceksin. Birazdan içindeki yüksek özün ile bağlantıya geçeceğiz.
Dışarıda aradığın değerler, yüksek özünde bol miktarda mevcut. İnsanlarda aradığın anlayış, sevgi, hoşgörü, şefkat, saygı, belki maddi varlıkları alarak kendini değerli hissettiğin değerlilik duygusu, belki onlara sahip olarak hissettiğin yeterlilik duygusu, senin içindeki değerlerde bol miktarda var. Ve sen yüksek özünle bağlantıya geçtiğinde bu içindeki değerleri keşfedebilirsin. Yüksek özünle bir olmaya başladığında artık kendini daha çok sevip sayacaksın. Saygıyı da, değeri de, sevgiyi de önce kendine vermeye başlayacaksın ve başkaları da sana değer vermeye ve sevmeye ve daha çok saymaya başlayacak. Sen yüksek özün ile tam bir bağlantı halinde olduğunda dışarıdaki onaylara, sevgi beklentilerine, şefkate, saygıya ya da hiçbir maddi değerin sana vereceği güce ya da değere ihtiyacın olmayacak. Çünkü sen içindeki gücü hissettikçe, sen içindeki değeri fark ettikçe ve bunların hepsini içinde hissettikçe, sen geliştikçe ışığını özünden alıyor olacaksın. Ve bu ışığı insanlara da gönderebileceksin. İçindeki enerjiyi hissettikçe sezgilerine olan güvenin artacak. Adeta üçüncü bir göz sana gözlerinle göremediğin gerçekleri görmeni sağlayacak. Her yerde kendini güven dolu hissedeceksin. Farklı karakterdeki insanların enerjileriyle kolayca ahenk ve uyum içine gireceksin. Bazı insanlar negatif bir enerjide olurlar ve karamsar yapıları ile seni aşağıya çekmeye çalışırlar. Ve sen bu insanları artık kolayca fark ediyor ve ne yapmaya çalıştıklarını hissediyor olacaksın. Onların negatif enerjisi içinden bir su gibi geçip gidiyor olacak. Ya da bir saz, bir palmiye ağacı gibi hafifçe kıvrılarak o enerjilerden sıyrılabileceksin. Sana yöneltilen eleştirileri güce dönüştürebilirsin ve sen içindeki ışık ile her gittiğin yerde daha çok seviliyor olacaksın ki içindeki rahatlık ve sakinlik duygusu seni her yerde huzurlu yapıyor olacak. Etrafında gördüğün her şey atomik mühendisliğin bir mucizesi. Sonsuz sayıda küçük dalga biçimlerinden yapılmış olan çok büyük sayıdaki moleküler ışığı farklı frekanslarda yansıtırlar. Ve olağanüstü kuvvetler tarafından bir arada tutulmaktadırlar. Öyle ki bu kuvvetler yıldızları, güneşi, ayı ve dünyadaki tüm elementleri ve bedenimizin tüm hücrelerini yaratmıştır. Ve bedenimiz hayret düşürücü ve görkemli bir şekilde kalbimizin atmasını, akciğerlerimizin nefes almasını sürdürerek maddeyi enerjiye dönüştürür. Ve bu da bu mükemmel dünyayı algılamamıza olanak verir. Evrendeki bu enerji en büyük güçlerden birisidir. Enerji herhangi bir yerde ve her yerde olabilen, seni duyabilen, görebilen, canlı bir varlık gibi düşünebilirsin. Çünkü enerji düşüncelerine karşılık verir. Enerjiyi yüksek özünle olan bağlantını güçlendirmek, kendini iyileştirmek, istediklerini elde etmek için kullanabilirsin. Olumlu düşünce ve duygular enerjinin titreşimini ve frekansını yükseltir. Arzu ettiğimiz istekler, para, kariyer, olmak istediğin en güzel halin, enerjileri bunların yüksek frekanstadır. Ve bu radyo frekansı gibi düşünebilirsin. Yaşamını istediklerini çekebilmek, istediklerin ile aynı frekansa gelebilmen gerekiyor. Ve enerjiyi yönetmeyi öğrendiğinde bu gücü amaçların yönünde harekete geçirebilirsin. Kendi dünyanda mucizeler yaratabilirsin. Ve şimdi onu öğreniyor olacaksın. Enerji bizim düşüncelerimiz ile iç içedir. Frekansı yüksek olan düşüncelerimizi dikkate alır. Negatif düşüncelerin, korku ve kaygıların frekansı düşüktür. Pozitif bir enerji, zihin enerjisi, frekansı ve titreşimleri çok daha kolay yönetir. Negatif bir zihnin yapısının ise enerjisi düşüktür. Şimdi tekrar nefesine dikkatini veriyorsun.
Nefes alıp verdikçe daha gevşiyorsun ve rahatlıyorsun. Her aldığın nefesle içine huzur hissi doluyor ve her verdiğin nefeste içindeki olumsuz tüm kaygılar bedenini terk ediyor. Şimdi muhteşem bir ormandasın. Ve bu orman kuşların uçuştuğu, berrak suların aktığı, mis gibi çiçeklerin koktuğu bir yer. Çevrene bakıyorsun ve her yerde huzur, sevgi ve sevinç enerjilerini hissediyorsun. Yüksek özün ile bir buluşma gerçekleştireceksin birazdan. Pırıl pırıl bir enerji görüyorsun. Uzaktan sana, yüksek özünün sana doğru yaklaştığını görüyorsun. Yüksek özün senin pırıl pırıl enerji saçan en bilge halin. Onun enerjisini ve gücünü hissedebilirsin. Ve onunla bağlantıya geçmek için sana yardımcı olmasını isteyebilirsin. Ve onun yüreğinden senin yüreğine bir gökkuşağına benzer bir enerji hattı oluşabilir. Ve şimdi bu enerji köprüsü oluşturuyorsun. Senin içine bu enerji köprüsünden en yüksek, en yüce, yüksek özünden sağlığın, sevginin, huzurun, bolluğun, bilincin, yaratıcılığın, maddi ve manevi gücün, özgüvenin, özsaygının, çalışkanlığın enerjileri geliyor. İçine dolan bu ışık küllerini hissediyorsun. Ve sanki dokununca nasıl titreştiklerini fark ediyorsun. Ve aranızdaki bağ gittikçe yakınlaşıyor ve daha yakınlaşıyor. Yüksek özünle bir oluyorsun. Hissediyorsun moleküllerine, DNA'larına ve tüm atomlarının onunla karıştığını ve bütünleştiğini hissediyorsun. Yüksek özünle ve sen şimdi artık birsiniz ve bütünsünüz, aynısınız. Bedeninde daha güçlü bir enerji akışı yaratmak için derin ve rahat nefesler alıyorsun. Şu anda yüksek özün olarak sen nasıl olman gerekiyorsa yüz ifadeni buna göre ayarla. Yüz ifaden yüksek benliğin olarak bilgeliğini, güvenini gösterecek bir biçimde düzeltebilirsin. Yüksek benliğin olarak sen nasıl bir yüz ifadesi taşıyorsun? Yüksek benliğin olarak sen nasıl dururdun? Nasıl mimiklerde dururdun? Nasıl bir yüz ifadesinde olurdun? Nasıl konuşurdun? Nasıl farkında olurdun? Bunları düşünüyorsun. Derin, rahat, huzurlu ve sakin nefesler alıyorsun. Başının üstünden içeri akan enerjiyi hisset. Enerji başının üzerinden bedenine giriyor. Omurgan boyunca akarak her bir omurunu dolduruyor, hisset. Her bir omurun enerjiyle pırıl pırıl parlıyor, hissedebilirsin. Enerji omurgandan taşarak bedeninin içine doğru yayılıyor, hissedebilirsin. Enerji her bir hücrenin içine dolduruyor, hisset. Tüm hücrelerin, tüm DNA'ların, atomların enerjiyle doluyor. Tüm bedeninin, bütün varlığı enerjiyle parlıyor, pırıl pırıl parlıyor, hisset. Bu enerjiyi hayal edebildiğin en güzel rengi ver. O renk sarı mı, beyaz mı, mor mu? Onu nasıl hayal ediyorsun? Söyle ve hisset. Bu ışığın yoğunluğunu ve parlaklığını sana uygun gelecek şekilde ayarla. Ve şu anda birçok farklı şeye enerji yollayabilirsin. Yapacağın projelere, üreteceğin fikirlere, geleceğe, düşüncelerine, hedeflerine, duygularına, sevdiklerine, müşterilerine, iş yaptığın ya da yapacağın kişilere veya ilişki kurmak istediğin kişilere, ideal ruh eşine, her şeye enerji gönderebilirsin. Ve şimdi enerji göndermek istediğin kişiyi düşün. Onun adını söyle. Onun nerede olduğunu söyle. Enerji bedeninden dışarıya akarak bulunduğun odaya dolduruyor ve hisset. Bulunduğun oda enerjiyle doluyor. Pırıl pırıl parlıyor. Enerji odanın dışına taşarak bulunduğun binanın tamamını dolduruyor. Hisset.
ve süratle akarak enerjiyi göndermek istediğin kişiye akıyor. Enerjiyi göndermek istediğin kişi bu saf ışıkla doluyor. Onunla senin aranda sevgi ve saygıyla örülmüş bir bağ oluştuğunu hisset. Derin derin nefesler alırken sen enerjiyle nasıl dolacağını, bulunduğun mekana enerjiyi nasıl göndereceğini, sevdiklerine ve istediğin her şeye nasıl enerji göndereceğini biliyorsun. Aklındaki her şeye, herkese, her duruma enerji gönderebilirsin. Her yerde, her şeyde yeni oluşumlar, hayırlar ve şifalar gerçekleştirebilirsin. Daha güzel ilişkiler kurmak istediğinde kalbinden çıkan gökkuşağı renklerindeki ışıkla diğer insanlarla aranda gökkuşağından oluşan sevgi ve saygı dolu bir köprü kurabilirsin. Derin ve rahat, huzurlu ve sakin nefesler alıyorsun. Bu muhteşem enerjiyle çekim yasasını güçlendirebilirsin. Yaşamında tezahür etmek istediğin her şeye kendini çekebilirsin ve her şeyi de kendine çekebilirsin. Evrenin sonsuzluğuna ve sınırsızlığına yayabildiğin enerjiyle istediğin olayları, durumları, nesneleri ve koşulları daha rahat ve kolay çekebilirsin. Şimdi bir uygulama yapıyoruz. Bir an kendine çekmek istediğin, yaşamında tezahür etmesini istediğin bir şeyi düşün. Bu maddi ve manevi değeri olan her şey olabilir. Para, ev, araba, idealindeki eş, iş, yaşamında her neyse, neye ihtiyacın varsa onu düşünebilirsin. Ve şimdi tüm detaylarıyla onu düşün. Şimdi onun adını söyle. Ve sen bunu canlandırırken ben birkaç dakikalığına susabilirim. İstediğin şeyin zihninde canlandır. Neyi istiyorsun? Yaşamına neyi çekmek istiyorsun? Neyin oluşumunu, olasılığını yaratmak istiyorsun? Neyin olasılığını oluşturmak istiyorsun? Sadece düşün. İsmini ve yapacağın şeyi söyle. Şimdi sen yaşamında tezahür etmesini istediğin şeyin fiziksel forma dönüşmesine hazırsın. Başının çevresinde dosdoğru yüksek boyutlara yükselen bir ışık hissediyorsun ve görüyorsun. Yükseklere doğru uzandıkça incelen ve güzelleşen bir ışık bu. Farkındalığını bu ışık boyunca yukarı gönder. Dünyevi realiteyi terk etmekte ve evrensel zihin olan özler dünyasına göndermektesin bu ışığı. Ve bu ışık ile özler dünyasına giriyorsun. Işığını yükselt. Işığını yükselttikçe inceleşiyor, güzelleşiyor ve genişliyor, farkında ol. Şu anda istediğin şeyin tezahür etmemiş enerji kalıbıyla buluştu. Onun ismini söyle. Şeklini, rengini tanımla. Onu hisset. Zihninden onun adını bir kere daha söyle. Daha akıcı ve daha uyumlu hale getir. Ona daha parlak ve daha güzel bir renk verebilirsin. Güzel koku ve sesler ve de doku katarak onu zenginleştirebilirsin. Onun rengini daha da güzelleştir. Onu sana hoş gelen bir ölçüye getir. İstediğin şeye, duruma ve koşula ait bu tezahür etmemiş enerji kalıbının canlı olduğunu düşün. Ve onun seninle etkileşimine geçmesine izin ver. Şimdi ona parlak bir ışık kat. Şu anda onu fiziksel dünyaya aktarmana hazırsın. İstediğin şeyin enerji kalıbı atom altı ışık parçacıklarına dönüşüyor. Görüyorsun, hissediyorsun. Işık parçacıkların en yüksek frekansla titreşiyor. Hisset. Onun öz dünyasından senin form dünyana geçişini görüyorsun. Bir oluşum hali gibi bu. Şimdi bu ışık parçacıkları birleşip bütünleşmeye başladı.
Onların bir araya gelirken bir şekil ve kütle kazandığını görüyorsun. İstediğin şeyin enerji kalıbı olan bu ışık parçacıklarını almak üzere kalbini açıyorsun. Onları kendine çekerken sevgiyle, selamla onları kucakla. Bu atom paltı parçacıkları her bir hücre içinde yer alan DNA sarmallarının içine alıyorsun. Işık parçacıklarının senin hayat programınla kodlanmış tüm DNA sarmallarına nüfuz ettiğini hissedebilirsin. DNA'n şimdi istediğin bu şeyi en yüksek ve en aydınlanmış haliyle senin hayatına getirmek için işbirliği yaptığını biliyorsun. İstediğin şeye ait ışık parçacıkları, o şeyin sana kolayca gelebilmesi ve hayatının her bir bölümüne uygun olabilmesi için hayatınla DNA'n yoluyla uyum sağlıyor. İstediğin şeyin ışık parçacıklarını DNA'ndan hücrelerine ve oradan duygularına yayıyorsun. Ve şimdi de zihnine yay. İstediğin şeyin şimdiden hayatında olduğunu kabul et ve öyle davran. Şimdi ona sahip olduğuna göre kendini nasıl hissediyorsun? Sen onun için yer ve zaman yarattın. O ne kadar yer alıyor? Ona ne kadar zaman veriyorsun? Şimdi istediğin şey sana geldiği için şükredebilirsin. Onun ismini söyleyerek ve 3 kere onu kabul ettiğini söyle. Ben aldım, sevgi ve sevinçle kabul ettim. Teşekkür ederim. Ben aldım, sevgi ve sevinçle kabul ettim. Şimdi bir kere daha söyle. Ben aldım, sevgi ve sevinçle kabul ettim. İstediğin ve ismini söylediğin şeyle olan bağlantını hisset. Derin, rahat, huzurlu ve sakin nefesler alıyorsun. İstediğin anda yüksek benliğinle bağlantı kurabilirsin. Enerjiyle dolup onu istediğin yere, kişiye, duruma ve koşullara gönderebilirsin. Şimdi ayaklarının altına yoğunlaş. Enerji ayaklarının altından evrenin merkezine doğru akıyor. Topraklanıyorsun, hisset. Bu topraklanma meditasyon bittikten sonra da sürecek. Kendine daima odaklanmış, rahat ve huzurlu hissedeceksin. Sen topraklanırken ben susacağım ve bu topraklanma meditasyondan sonra da sürecek. Kendini topraklanmış, rahat ve huzurlu hissedeceksin. Ve şimdi 5'e kadar sayacağım. Ve kendini hazır hissettiğinde şimdi ve buraya dönebilirsin. 1. Enerjiyi ve bedenini hissediyorsun. 2. Yavaş yavaş ayak parmaklarını ve ellerini oynatabilirsin. 3. Yavaş yavaş hareket edebilirsin. Derin nefes alarak. 4. Nefesini veriyorsun. Ve 5. Gözlerini aç. Şimdi buraya ve ana dön. Eğer çekim yasası meditasyonu hoşuna gittiyse beğenebilirsin. Ya da aklında soru işaretleri varsa sormak istediklerini yorum bölümünden sorabilirsin. Ve yeni meditasyon ve bilinçaltı olumlamaları için kanalımıza abone olabilirsin. Sevgiyle, hoşça kal.